Şurası ana kesir çizgimiz. Bu üst taraftakileri kendi içinde, alt taraftakileri de kendi içinde işleme alabiliriz. Şöyle eşittir diyorum. Önce şu kısmı işleme alacağız. Buranın sonucunu buluruz. Bu işlemi yaparken şunu yapacağız. 1 ve 2'yi çarpıp 1'e ekleyeceğiz. Bu durumda ifademiz 1 artı 1 bölü 1 kere 2, 2, 1 daha 3. 3 bölü 2 olur. Bölü. Aşağı taraftan da şurayı yapacağız. Bu kısmı. Diğerlerini aynen yazıyorum. 1 eksi 1 bölü 1 artı 1. Yeşil kısım ise 1 kere 2, 2, 1 daha 3, 3 bölü 2 olacak. Şimdi şunu birinciyi aynen tutacağız. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. Tabii birinci 1 olduğu için 1 çarpı bunun tersi 2 bölü 3. Sonuç 2 bölü 3 olacak. Direkt yazıyorum onu. Yani şu kısmın sonucu üst tarafta şu sarı bölümü işleme alıyoruz. 1 çarpı 2 bölü 3, 2 bölü 3 olur. Yani yukarısı 1 artı 2 bölü 3. Bölü. Aşağıda da şurayı işleme alıyorum. Diğerlerini aynen yazacağım. Diğerlerini. 1 eksi 1 bölü 1 artı. Şimdi 1 çarpı 2 bölü 3. Bu da 2 bölü 3. Şimdi boyadığım yerleri işleme alacağım. Burada şu kısmı işleme alıyorum. Aşağı tarafta da şu kısmı. Bu 1'in paydası burası komple. Şöyle eşittir diyorum. 1 kere 3, 3. 2 daha 5, 5 bölü 3. Yukarısı. Aşağısı burayı işleme alacağız ama diğerlerini yazıyorum. 1 eksi 1 bölü 1 kere 3, 3. 2 de burada 5. 5 bölü 3. Artık yukarıda yapacak bir şey yok. İşlemi burada sürdüreceğiz. Şuradaki işlemi yaparız. 1 bölü 5 bölü 3. Birincisi 1 aynen kalacak. Diğeri 5 bölü 3, 3 bölü 5'e dönüşecek. Şuradan devam ediyorum. Yukarısı 5 bölü 3 aynen kalıyor. Boyadığım yerin sonucu da 1 eksi. Burası 5 bölü 3 ile 3 bölü 5'e dönüşecek. Şimdi yukarıda yapacak bir şey yok yine. Şurada çıkarma işlemini yapacağız şöyle çapraz çarpıp. 1 kere 5, 5. 3 çıkarırız. 2 bölü 5. Yukarısı 5 bölü 3. Aşağısı 2 bölü 5 oldu. 1 kere 5, 5. 3 çıkardık. 2 bölü 5. İki kesir bölünüyor. Birinci aynen kalacak. İkinci ters çevrilecek. Birinciyi sabit tutuyoruz. 5 bölü 3. Diğeri 2 bölü 5'ti. 5 bölü 2 olacak. Şu aşağı yazalım ya da. 5 ile 5'i çarparız. 25. 2 ile 3'ü çarparız. 6. 25 bölü 6. Evet, sonucumuz bu olacak.